Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve isterseniz de yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Şöyle ki aslında bugün mental olarak yani psikolojikman kendimi iyi hissetmiyordum, biraz halsiz hissediyordum fakat video çekmek istedim. Şöyle ki genellikle hani çok kötü hissettiğimiz zamanlar kameradan ya da sosyal yaşamdan uzak durmaktansa bence zaman zaman bunun üstüne gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey planlıyorum. Kendini iyi hisset makyajı gibi bir şey olsun. Hem bu şekilde kendimizi biraz da olsun motive edelim. Hani yorgun olduğumuz, halsiz olduğumuzda kendimizi iyi hissetmediğimiz dönemlerde kendimize iyi gelecek bir makyaj olsun istedim. Ama şurada birazdan göstereceğim. Nemlendirici unutmuşum. Hemen alıp geliyorum. Dedim ki biraz önce fark ettim. Videoyu editlemeye başlıyorum yavaş yavaş. Bu krem zaten şu minik dolabın içerisindeydi. Orada belli olmuş hani şey gibi biraz bana göz kırpmış. Hadi beni unuttun falan diye. Ondan öncesinde şöyle gözünlük düzen yani gözünlük küçültücü. Ama içerisinde cadı fındığı özü bulunduğundan kaynaklı. Rosa hastalarına uygun olmayan bir tonik bu arada bu. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Daha sonrasında yüzümde şu an hiçbir şey yok ve dediğim gibi kendim biraz halsiz hissettiğim için güneş kremi dahi uygulayamadım. Ki fark ediyorsunuzdur bazı lekelerim geri geliyor. Şu mesela küçülmüştü, yok olmuştu birkaç gündür kullanmayınca tekrardan başa sardı. Şimdi burada bir miktar uygular. Ürün uygulayabilirim çünkü bu ürün içerisinde asit bulunmuyor. İçerisinde çay ağacı özü var mıydı? Yok. Yanlış hatırlıyorum bunun. Çay ağacı yüzük amaceline vardı. Bunun içerisinde papatya özü vardı. Ve işte hamam elizlediğimde de fındığı bulunuyor. Ve sürekli karıştırdığım içerik bu ikisinden birisi diye. Neyse daha sonrasında nemlendirici içerikler bulunuyor. Dediğim gibi roz hastaları ve cadı fındığı sevmiyorsa ki cildiniz anlaşamayacağınız içeriklerden ama onun dışında yağlı karma ciltleri en fazla özellikle tavsiye ettim. Ondan ziyade daha sonrasında da kuru ciltlere kadar birçok cildin sevebileceği ve hassasiyet göstermemesi amacıyla daha fazla hassas ciltlere önermiyorum. Özellikle bu içerikler alerjisi olursa olan varsa diye. Daha sonrasında şunu belirtebilirim bu tonikle ilgili. Gösterdim mi yakından bilmiyorum. Daha öncesinde bunun küçük boyunu çok kez kullandım. Büyük boyunu da aldım. Daha doğrusu bu üçüncü şişem de olabilir. İkinci şişem de bilmiyorum. Neyse. Bunu uyguladım. Fakat biraz kurutucu etkisi olduğu için kuru ciltler çok memnun kalmayabilir. Sonra likopeni şöyle. Bu arada reklam falan neyse, herhangi bir şey yok. Uygun fiyatlı ve ikinci bir seri falan kampanya olunca bu ikisi güzel olabiliyor. İkinci yıkama jeli güzel olabiliyor. Ya bazı temizleyicisi güzel olabiliyor. Hani daha uyguna geldiği için gösteriyorum. Bu da beni çok şaşırttı. Ya şöyle söyleyeyim dürüst olmak gerekirse. İlk başlarda bunun kokusu beni çok rahatsız etmişti. Fakat daha sonrasında ise ben bunu uyguladım. Dedim hani içerisinde bitkisel hyaluronik asit bulunduğu söyleniyor. Şöyle yaklaştırayım. Yanlış hatırlamıyorsam Elvi 100. Evet aynen Elvi 100 bakım kremi olarak diyor. Bu biraz parfümlü bir ürün. Başlarda bana biraz ağır gelmişti. Astımım olduğundan kaynaklı fakat daha sonrasında cildim bunu tolere edebildi. Aksine şöyle bile oldu. Bazen cildime ben sadece tonik uygulayıp ve ardından bu tarz kremleri uygulayıp kapatıyorum. Hani hem de çok kuru ciltli olmadığım için bana yeterli geliyor. Özellikle kış döneminde, gerçi yavaş yavaş ya da geçiyoruz fakat soğuk kış döneminde hem ellerimdeki kurumalara iyi geldi. Hem de aynı zamanda yüzümdeki oluşan hassasiyeti giderme konusunda. Eğer ki AHA-BHA'lı tonikler uyguladıysam veya normal tonikler uyguladıysam güzel bir şekilde cildimle bütünleşti. Fakat şöyle bir sorun oluşabiliyor bu nemlendiricide. Bunun içerisinde yanlış hatırlamıyorsam şu an yazmıyor, ambalajında yazıyordu da adı neydi onun? Dimetikon. Dimetikon var ve bu dimetikon biraz ciltte soğuma yapabiliyor güneş kremiyle beraber. Onun dışında bir problem olduğunu düşünmüyorum çünkü ben bunu makyaj bazı olarak da kullanabiliyorum. Fakat şimdi makyaj bazı olarak kullanabiliyorum dedim fakat büyücü bir etkisi olmadığı için şu bölgelerinde. Onun için yine başladım ben konuşamamayı. Evet, Whiten Photofocus Face Primer olarak geçen matte mat olan yani matlaştırıcı etkisi bulunan böyle bir bazı var. Bundan çok minik almanız yeterli oluyor. Görüyor musunuz? Çok az, bir nohut tanesi kadar diyebilirim size. Almanız yeterli oluyor. Bunu gözeneklerimin çok olduğu ve
matlık etkisini istediğim alanlara uyguluyorum. Ki biliyorsunuzdur yağlı ciltlerin çoğu bölgesi, gerçi ben biraz karmaya yakınım ama çoğu bölgelerinde zaten yağlılık yani parlamalar mevcutlaşıyor. Bu yüzden bu tarz şeyleri kullanabilirsiniz istediğiniz bölgeleri. Bazen ben zaman zaman gözlüklerime de uyguluyorum. Çünkü göz uygulamadan önce herhangi bir ürün genellikle uygulamıyorum. Ne yapıyorum? Farla geçebiliyorum. Fakat bugün çok basit içerikle, daha doğrusu çok basit malzemelerle bir şeyler yapmak istiyorum. Hani yoğun makyajdan ziyade biraz önce de bahsettiğim gibi gayet cildi doğal gözüken ya da şöyle söyleyeyim sağlıklı gözüken kendini iyi hissettirebilecek modda minik bir makyaj yapmak istiyorum. Bunları uyguladım zaten yavaş yavaş emmiş bulunmakta. Şu an benim nazarım olduğu için her türlü bu aşamaları göstermek istiyorum. Sabah da zaten bildiğiniz gibi daha önce göstermiştim diye Dermi markasının yağlı ve karmaciltlere yönelik olan bir tane yüz yıkama jelini uygulamıştım. Çok minik alıp da onu uyguladığınızda da o sebumu dengeliyor. O yüzden o da güzel bir yüz yıkama jeli. Hani direktman yüzümü yıkadım geçtim gibi bir durum yok. Çünkü ben genelde yüzümü bir temizleyiciyle yıkamayı tercih ediyorum. Çünkü gözeneklerim dolabiliyor. Kuru ciltliyseniz bunu yapmanıza gerek yok tabii. Peki. Neyse ardından benim bu arada çok sık elimin gitti. Şöyle geçenlerde göstermiş olabilirim yine Wet n Wild'ın Collector paleti var şöyle dörtlü bir şekilde. Belki bununla ilgili bir video çektim ya da çekmedim bilmiyorum. Geçenlerde hangi alanıydı bu? Şu dört aşamalı bulunduğu için muhtemelen şu renk eşitleyen kısmından uygulamıştım. Ya da yanlış hatırlamıyorsam. Evet muhtemelen orası yüzümü bununla uyguladığım fondötenmiş gibi o şekilde çıkmıştım. Daha sağlıklı olmuştu. Böyle bir uygulama da yapabiliriz. Çünkü 4 aşaması var burada. Mesela şuradan ben bakacağım. Ya bu tarz böyle cam kavanozları şey uygulayabilirsiniz. Hani fırçalarınızı koyabilirsiniz. Her şeyi satın almak zorunda değilsiniz. Yani öyle bir algı oluşturuluyor. Fakat buna hiç gerek yok. Ben buradan ne yapacağım derseniz şöyle herhangi bir fırçamı alacağım. Uygulama yapacağız. Nasıl bir uygulama? Sivilceli bölgeleri kapatmaya dair bir uygulama. Hem de teknik olsun diye göstermek istiyorum. Şu yeşil alanlar zaten cildimizdeki sivilce lekeleri genellikle o bölgeleri kapatmak için uygulanıyor. Çok hafif uyguluyoruz ki fondötenin üzerinde. Ben bunu bazen fondöten üzerine, bazen de fondöten altından uyguluyorum. Birazcık benim zevkime bağlı oluyor. Hani bazen bakıyorum daha derin kapatmam gereken yerler oluyor. Bazen de diyorum ben bunu fondötenin üzerinden de ayarlayabilirim. Yalnız şöyle bir durum var. Bu kullanacağım birçok ürün genellikle sivilce kapatmıyor. Bu korektör dışındakiler. O yüzden hani hafif ürünler olduğu için çok yoğun sivilce probleminiz varsa benim gibi bu tarz böyle korektörlerle minik minik yapabilirsiniz. Şu an gözünüzde çok yeşil durabilir. Sorun değil. Bazen şu kulakta, şey, burnumun kulak ne alaka? Burnumun şu kıvrımlarını da uyguluyorum ki benim cildimin birçok yerinde pigmentasyon problemi var. O yüzden yavaş yavaş buraları uygulayıp dağıtıyorum ki hani her yerdeki bu sorun görünüyor mu? Ortadan kalksın diye. Şöyle genelini uyguladım. Daha sonrasında ne yapıyorum? Ben de şöyle bir fondöten fırçası var. Kabuki iki olarak geçen. Umarım görünüyordur. Evet. Bu hangi marka? Hanlah markası. Yavaşça tampon hareketlerle dağıtıyorum. Ki o yeşillikler belli olmasın. Bunu mesela göz üstüne de uygulayabilirdik aslında. Neyse onun için farklı bir şey bulacağım. De olabildiğince az malzemeyle göstermek istiyorum dediğim gibi. Buraya biraz şöyle hareketler. Süpürme hareketleriyle yaymam gerekiyor. Ve ben aynamı niye almadım acaba? Çok merak ediyorum. Şunu bir halledeyim. Aynamı da alıp geleyim daha rahat göstereceğim size. Geldim. Şimdi baktığımda aynamda sadece alnımda bu alanın yayılmadığını görüyorum. Ondan ziyade baktığımda şu an cildim ne gibi bir problem var gözüküyor. Burada çok daha sağlıklı duruyor. Burada biraz daha gözeneklerimin ortada olduğunu görüyorum. Hani henüz fondöten vesaire uygulamadığım için
Ve yalıkar mucitlerin biliyorsunuz ki çok fazla gözenekleri görünebiliyor. Hani o alanda çok bir şey yapılamıyor. Sadece niasinamik gibi aktif içeriklerle bunu uygulayabiliriz. Şu an ama baktığımda nötr bir yüz bulunuyor. Hani çoğu cilt kusurunun gözükmediği, sadece gözeneklerin, şu alanların minik minik göründüğü bir yer var. Bunu da nasıl kapatabiliriz? Şunu bir alayım şuraya. Saniye. Bu aşamada şurada bulunan ton eşelleme alanı var. Alanı dedim, bölümü var. Şunu gözaltı kapatıcı olarak kullanabiliriz. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Hani tek bir ürün olduğu için bunu aldığımızda nasıl uygulanabilir gibi bir şey olabilir. Ben direkt bunu alıyorum. Şu alandan. Bir miktar aldım. Yüzümü uyguluyorum. Ya da şey mi yapsak acaba? Şöyle bir BB krem de var bende, Lancôme markasından. Renkli nemlendirici olarak geçiyor. Bendeki numarası 108 Fair olarak. Belki bir tarafa böyle, bir tarafa böyle de yapabiliriz. Hani öyle olsun bu seferlik. Sonuç itibariyle hani burada bir şeyleri göstermek amacındayız. O şekilde bir uygulama yapabilirim. Burada bir miktar aldım. Ve yüzüme bir bölümünü yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim zaman çok fazla aslında şey yapmamam gerekiyor. Sürüklemeden uygulamam gerekiyor. Şöyle göstereyim. Biraz daha tampon, çünkü bunu birazdan düzenleyeceğiz. Yani gerçi bu fırçada şunu seviyorum. İz bırakmıyor. Ve haliyle ben bunu uyguladığımda mesela şu sürükleme hareketi de hepimiz birçok kez yapıyoruzdur. Bunu yaptığımda bende şöyle bir sorun oluşturmuyor. Fondötenimi kaldırdı gibi bir sorun oluşturmuyor ki, farkındaysanız şuraya göre burası zaten eşitlenmiş bulunuyor. Hani bir tane ben korektör almak istiyorum. Hem günlük benim çok yoğun kapatılmaması gereken yerlerim varsa, yüzümde alanlar varsa onları uygulayayım. Hem de fondöteni kullanmak da azaltabildiğim bir şey olsun derseniz. Bakın yani şu alandan çoğu farklı da görüyorsunuzdur. Böyle bir şey uygulamış olduk. Aynı şekilde alnımın da yarısına uygulayacağım. Biraz farklılık olsun istedim çünkü. Hem bu şekilde sadece o korektörde bulunan alanların söylenildiği şekilde uygulanmaması gerektiğini görebiliyoruz. Ben bazen göz üstüme de geçiyorum bu tarz ürünleri ki benim gözlerimin çevresinde çok fazla renk geçişsizliği yok. Yani damarlanma vesaire olmadığı için böyle bir problem yaşamıyorum. Bakın. Işıklarda bir patlaması güzel olacak ama şu an biraz önce bazı şuraya da uygulamıştım. Yani çizgilere şöyle dolmasın diye. Bu aşamadan sonra öbür tarafı hemen şunu uygulamak istiyorum. Lancôme markasından renkli nemlendirici Tinted Moisturized Glow diye geçen. Bu çok hafif bir nemlendirici. Renkli nemlendirici. Şöyle ki bunun kusur kapatma etkisi yok. Ne yapıyor sadece? Minik de olsa bir cildimde ben renklendirici için renkli fondöten kullanmayayım diye uygulayayım. Fakat yoğun kapatıcı olmasın. Cildimde ağırlık yapmasın. Nemlendiricili BB krem gibi bir şey olmuş bu. Haliyle bakıldım. Bu mesela biraz daha yoğun duruyor farkındaysanız. Bu biraz daha kendi cildimizmiş gibi duruyor ve ne kadar çok alırsak bu parlaklık, nemli görüntüyü arttırabiliriz. Ben yine bir miktar daha şöyle alıyorum. Aslında bunu parmağımızın elimizde şuraya uygulayıp da yapabiliriz. O tarzda bir yöntem olabilir. Bu arada bu uygun fiyatlı bir fırça setiydi. Yani şöyle göstereyim. Daha var birkaç tane daha. Şöyle Hanna markası, bu yeni üretim olduğu için satışında artma durumu olmamasından dolayı, yani daha doğrusu olmadığından dolayı şu anlık ismi yazmıyormuş. Fakat internet yolda baktığımda biraz ben de tedirgin, acaba güzel gelecek mi falan diye, ama çok memnun kaldım. Yani birçok kişi de bakabilir. Bakıldı mı? Burası daha nemli nemli bir. Bakın yani biraz da nemlendirici etkisi olduğu için güzel bir gözenek kapatma etkisi var. Bakıyorum şurada. Evet.
Şu an aslında iki tarafta gözenek kapatılı durumda duruyor. Bu taraf biraz daha cilt cilt gibi dururken hani daha nemli, daha hafif kendinden gelen bir ışıltı varmış gibi dururken burası daha çok nasıl diyeyim size nötrlenmiş yani. Aynı ışıltısı bulunuyor. Fakat bu kadar doğal değil. Biraz daha fondöten yaptığımız, daha doğrusu bir korektör uyguladığımız belli. Ama bu kadar doğal bitişli değil. Ve farkındaysanız ikisinde de biraz şöyle hafiften geçtim. İkisinde de sivilceler belli oluyor yani. Çok hafif biz burada bir oynama yapmış olduk. Çok gözümüze batmaması açısından. Şöyle daraltacağım. Bir miktar daha alacağım. Çok az. Çene bölgesine ve alın bölgesine uygulayacağım. Ki bu ışıltı ortadan kaybolmasın diye. Ve farkındaysanız herhangi bir fırça izi ben görmüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. O yüzden bir köşeden ya da ne bileyim herhangi bir o tarz süngere hani yedirmek amaçlı uygulamıyorsunuz ve bu şekilde baktığımızda hem daha fazla ürün gitmemiş oluyor hem süngerle uygulamadığımızda hani daha doğrusu uyguladığımızda bu tarz ürünleri şöyle problemler yaşayabiliyoruz hani emiyor kullandığımız ürünü ve daha çok az ürünle biz yüzümüzü kapatarak daha fazla sıkmak zorunda kalıyoruz üründen uygulamak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben cildime baktığımda şu an yakından da göstereyim. İkiye böldüğümüzü varsayarsak bu eşitsizliği de görebiliriz neden olduğunu. Burada ortak bir ürün şunu kullanabiliriz. Bir tane pudra fırçası aldım. Bu da Natural Love'ın pudra fırçası. Bir arkadaşımın hediyesiydi bana. Burada Golden Rose'un Skin Touch olarak geçen yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Skin Touch Compact Powder 05 numaralı renkli bir pudrası. Benim cilt tonumla aynı diyebileceğim bir tonda. Aldım. Yüzümün birçok yerine uygulayacağım. Çok hafif uygulayacağım ama. Özellikle şu T bölgesine uygulayacağım. Çünkü yanaklarda ağlık vesaire de henüz uygulamadığım için şey yapmak istemiyorum. Araları çok fazla oynamak istemiyorum. Çünkü daha fazla oynama yapacağız. Bu aşamada hemen şunu yapmamız gerekiyor. Gerçi uygulamadık. Ondan sonra yapalım. Çok karışmasın ortalık. Şey uygulayacağız. Çok fazla şey diyorum. Göz altlarımızı kapatacağız. Buradaki şu göz altı kapatıcısıyla bir miktar aldım. Aynama bakacağım. Gerçi buradan yapabilir miyim? Yapabilirim. Bunu da aynı şekilde korektörü uyguladım. Yani eşitlediğim korektör paletindeki ürünle aynı bölgeyi yapacağım ki bir ürünle birçok şeyi nasıl yapabildiğimizi gösterelim. Uygulama yaparken ben şu kısmı da yapıyorum ki orası boş kalmasın. Unutmayın ki göz altı ve göz üstünüzdeki çizgilenmeler bazen orayı nemsiz bıraktığınız için de olabilir. Çok güzel. Biraz daha almalıyım. Ve kalan kısmı gözümüzün etrafına da yayıyorum. Mesela şurada bir kusurumu gördüm. Bu üründe de olabilir aynı şekilde. Çok koru ciltleri nemlendirmeden yapmasında bir sorun oluşturabilir. Çünkü hafif şurada görünüyor mu bilmiyorum. Pütürlükler oluşturdu minik minik bende. Yani bu biraz daha pudralı bir ürün olduğu için çok iyi nemlenmesi gerekiyor göz çevresinde. Bakın şimdi. Aradaki farkı mutlaka görmüşsünüzdür. Burada kalan kısmı şuradan hafif hafif şuralara da yapabilirsiniz. Hani baktığımda yani şu alanda henüz göz altında bir uygulama yok. Burada var. Şimdi ne yapıyoruz? İyice temizliyorum burayı. Şimdi bu alana ne uygulayacağız derseniz bu arada ben Liked'ın concealer'ını almıştım. Numarası Light Beach 128. Evet. Şöyle bir ürün. Ya bu tarz ürünleri şöyle uyguladığımızda bir problem yaşıyor musunuz bilmiyorum. Ben yaşıyorum. O yüzden şöyle minik fırçayı alıp
Yani bu şekilde belki sivilce üstünün ucularında sivilceli alanlara da uyguladığımda çok daha iyi bir verim alıyorum. Şimdi ne yapacağım derseniz bu şekilde uygulama yapıyorum. Dağıttım. Ay, görünüyor mu? Dağıttım şöyle. Bastırmadan yukarıya doğru biraz çekik bir göz istiyorum. Biraz önce anlattığım muhtemelen anlatmış olmam lazım. Şöyle tampon tampon. Aynı zamanda hafif hafif yayarak ilerliyorum. Çekim. Uyguladım. Ay, şu an ağlamış gibiyim. Neyse. Göz üstüme de uyguladım. Orada ne yaptım? Bir parça aldım. Şöyle şöyle yaydım. Burada bu ürünü ortak kullanmak istiyorum. Çünkü daha kolay bir kullanım aşaması oluyor. Şöyle aldım. Sivilcemin üstüne hafif tampon tampon uygulama yapıyorum. Ne diyorsunuz? Neyse. Şöyle ki biraz aldım. Annem geldiği için orada kesmem gerekiyordu. Neyse. Aldım. Hafif uyguladım. Şöyle tampon 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 tampon. Bir anda alıp uygulasak orası kabarmış durumda olacaktı. Ve bu durumda ne oluyordu? Sivilcemizi kapatmak yerine aynı zamanda sivilceyi çok göz önünde bulundurmuş oluyorduk. Bu yüzden bu tarz sivilceli alanlarımızda küçük fırçalarla şu aplikatörü, yani şu başlığı diyeyim size. Bu başlığı lütfen olabildiğince oralara dokundurmayın. Bu aynı zamanda hem yüzümüzün ne kadar temiz olursa olsun yine mikropların taşınacağını gösteriyor. Ya şu an aslında şey yapmayı düşünmüyordum. Kontrol işlemini yapsam mı? Şu an bilemedim. Yapayım. Malzemeleri yine almam lazım sanırım. Şu an var mı burada? Yok. Hemen alıp geleyim. Geldim. Bunda da şunu uygulayalım. Notun. Şöyle bir kontrol kiti vardı. Biraz dağınık çalışmışım. Kusura bakmayın. Neyse. Şimdi ne yapalım? Ben minik minik anlatayım size. Muhtemelen şununla yapacağım. Ne yapacağım? İlk önce şurada çok koyu olan kısım. Onu minik minik alıyorum. Çok minik ama. Görünüyor musun? Evet. Nasıl yapacağız? Şu yeni öğrendiğim bir teknik bu arada. Dudak kenarında, ya yani kulağımın başlangıcı şu kısımda. Şuraya kadar hafiften yukarı doğru yavaş yavaş gideceğim ve şuranın aşağısına gelmeyeceğim. Şu alanda. Yavaş yavaş dokunduruyorum. Dokundurum, dokundurum. Hatta dur şöyle yapayım. Hafiften dudaklarımızı büzüyoruz. Buradaki amaç şudur. Yine bu uygulamanın bakın şu an çok belli. Yani yan döndüğümde şu alanın ne kadar kıvrımın arttığını görebiliyorsunuz. Gıdım çıktı, onu da kapatacağım. Şu. Amacımız yüzümüzü şekillendirmek. Yine aynı aşamayla aldım. Tampon tampon minik minik. Önemli olan kısım biz önce de bahsettiğim gibi çok fazla aşağı doğru hareket ettirmemek. Çünkü bu aşamada aşağı doğru ne kadar hareket ettirirsek yüzümüzü aşağı çekeriz. Şu an mesela bu biraz daha keskin, bu biraz daha yumuşak oldu ama dağıtalım hemen bunu. Yavaş yavaş yukarı doğru. Evet, şu şekilde çok daha iyi olacak. Şu an yüzümün şekil aldığını özellikle şu alandan daha çok belli oluyor. Bir miktar daha aldım. Burayı az yapmışım. Bakın ne kadar belli oluyor. Burada baktığımızda şuraya biraz daha yaymalıyım. Ama şunu göstermedim. Hemen onu da göstermem gerekiyor size. Bir tane fırça aldım. Çünkü göz altlarımı pudralamadığım için. Pudra fırçam nerede? Neyse göz altına bu çok daha uygun olacak. Hafif uygulama yapıyorum ki göz altlarımın çizgileri dolmasın. Bu da daha yaşlı bir görüntü oluşturuyor. Süpürdüm hafiften uygulayıp. Minik de olsa göz üstlerine geçeceğim. Bu birazcık da göz farı bazını oluşturmuş gibi de diyebiliriz. Bu şekilde gözlerimizin üstündeki de katlanma alanları daha az olacaktır.
Yaptık mı yaptık. Burada benim gözüme şu battı. Kaşlarım çok dağınık. Ve ben kaşlarımı çok ağlayan birisi değilim. Yapısının bozulmasını sevmiyorum. Sadece tarıyorum, aralarını dolduruyorum. Hani çok ince kaş sevmiyorum. Çok kalın kaş da sevmiyorum. Neyse. Şu an ne yaptık? Far ile... Far nereden çıktı? Unutkanlık neydi? Heh. Pudrayla beni kaldık. Şöyle dağıttık. Yine aynı şekilde. Şöyle dağıttık. Şu burun kenarlarım benim çok fazla akmaya ve kuruluk belirtmeye müsait. Yine şu şekilde uyguladım. Hafif şöyle. Kontrolümü bozma. O alanlara da geliyorum. Hafif alnımı da. Sonrasında ne yapıyorum? Çok minik dokundurdum. Benim alnım biraz daha geniş ve şu hareketi yaptığımda biraz daha küçülmesini istiyorum. Daha sonra ne demiştim size? Minik uyguladım. Şu kıdımı yok edeceğim şimdi. Hafif aşağılara doğru uygulama yapıyorum. Bakın biraz azalma oldu fakat burada bunu uyguladıktan sonra bir hareket göstereceğim. Şu. Şu ilerleme. İleri süpür bir hareketi. Baktığımızda bir önceki aynı duruyor mu? Hayır. Şurayı yavaş yavaş uygulayacağım. Şey yapacağız. Çok minik aldım, dokundum yine. Çok çok az. Burnumun kenarlarını uygulama yapacağım. Mesela bu biraz daha yoğun geldi. Bunu halledeceğiz. Hafiften kenarları döndü. Şöyle bir geleyim. Bir saniye. Şöyle uyguladım ve aşağıya doğru süpürmeye yavaş yavaş başladım. Şu an burnum küçülmeye başladı. Buradaki önemli husus şu. Şurada benim aydınlatıcım var. Ortasına uyguladım. Dimdik yaptım. Bakın hala düz duruyor. Herhangi bir yanlış uygulama olsaydı biraz daha kalitesiz durabilirdi şu alan. Benim burada minik bir köprücük kemiğim var aslında. Hafiften dağıtalım ki çok çakmasın. En son ben kendi iyi hissetme videosu demiştim değil mi? Şu an çok iyi hissediyorum bunları anlattığım için. Hafiften uyguluyoruz ve uygularken hafif burnumun şu alanına da geleceğim ki çok hafif bronzdan da uygulayacağım. Bu benim bütünlüğümü göstermiş olacak şu an. Burada baktığımda herhangi bir problem görmüyorum. Aynada baktığımda da herhangi bir problem görmüyorum. Şu alanı birazcık kaldırmam gerekiyor ki tamamen ayrık gözükmesin. Burada madem bronza geçtik. Bronzdan bir miktar aldım. Kontür uygulamasını bir tık üstünde uygulama yapıyorum. Hafif yukarıya doğru. Bu daha yanak yapımızın. Bakın burada daha belli değil. Burada daha belli. Biraz daha elmacık kemiklerin yüksek olduğu alanlara uyguladım ki yanaklarımın şekil almasını istediğim için. Yine aynı şekilde. Bir miktar yukarıdan bir miktar aşağıdan ve yukarı doğru daha sonrasında. Yukarı ne kadar yaparsak bu bize neyi gösterecek? Yüzümüzün daha kalkık olduğunu gösterecek. Neden aynı ürünlere geçtim derseniz yani ayrık ürünleri kullandığımda ne olacağını göstereceğim. Highlighter konusunda şunu göstereyim size. Onu göstermedim. Highlighter'ın yapısını göstereceğim. Hani belki herkes bunu o şekilde kabul etmeyecek. Bakın. Budur yani. Ben burada yoğun sim görmüyorum. O yüzden mesela şu burun uygulamasını buradan yapabiliriz. Yaptığımızda çalışılıyor. Ben parmağımla alıyorum. Şu highlighter fırçası biraz bana büyük geliyor. Şöyle aldım ve yanağımın yüksek kesimlerine uygulama yapıyorum. Birazdan allığı da o taraflara doğru uygulayacağım ki sanki mat bir allık değil de aldı inşallah getirmişimdir. Çünkü çok habersiz oldu birazcık. Burada bir yerde de olabilir. Neyse. Hafiften şöyle uyguluyorum. Bunu biraz bol uyguladım. Dur. Şurada bir miktar bol uygulayacağım. Biraz parlak parlak. Bugün bu tarz bir şey istedim. Hafif uyguladım. Sonra boş bir tane fırça vardı. Onu hafiften şöyle yayıyorum. Daha doğrusu tampon tampon yayıyorum diyeyim size. Bu tarz durumlarda dudak üstüne uygulanan aydınlatıcı
Biraz dolgun gösteriyor dudakları. Bu arada kontrol filminde yarım kaldı. Onu hemen anlatayım. Şu an bakıldığında biraz ışıl ışıl bir cilt duruyor. İstediğim bu. Çünkü kendim kötü hissediyordum. Yani psikolojikman biraz daha yorgun, hasta hissediyordum. Bronzdan biraz aldım. Dudak üstüne biraz dolgun gözükmesini istediğim için hafif dudak altına uyguladım. Burnumuzun üstünden tekrardan geçtik. Alnımızdan tekrardan geçtik. Yüksek gözler istiyor isek bir miktar aldım. Gözümün üstüne de uyguladım. Ve hafif dışa doğru şöyle yaydım. Uygulama bu şekilde yapıldığında gözler bir miktar daha yukarıda olacak. Ve bu gözlerimizin düşük olması gerektiğinin göstergesi bence. Bu şekilde hem daha dingin, daha uykusunu almış bir bakış oluşturuyor. Burada ne yapacağız? Şurada hemen şöyle kırımı yok edeceğim. Bunu yaparken biraz dağınık yapacağım ve sonrasında pudra fırçası. Pudra fırçasını aldık. Bir miktar pudra aldım. Şu alanda şöyle bir dağıtma yapabiliriz. Ve şöyle bir dağıtma yapabiliriz. Buladım. Ya da şunu da yapabiliriz. Bu aşamada bunu değdiriyoruz aplikasyonunu. Onu söylemek isterim. Şu alana şöyle bir uygulama yaptık. Yine aynı şekilde ters geldi ama şöyle bir uygulama yaptık. Bu biraz daha neyse şey oldu. Bu adım nedir derseniz minik şuraya uygulamam gerekiyordu. Ve şuraya da biraz da temiz çalışmamız gerekiyor. Hatta bir saniye. Minik. Çok dokunmayı sevmiyorum ama şuraya da. Birazcık daha şuraya da. Yani gözleri kaldırıyoruz. Birazcık daha botokslu etkisini yapmak istediğim için yapıyorum bunu. Burada yine fondöten fırçasını alabiliriz buraya. Uygulama için çok sorun olmayacaktır. Yukarı doğru uygulamamı yaptım. Bakın. Hafiften şöyle şurayı dağıtayım. Çok keskin bir görüntü olsun istemiyorum çünkü. Yine uygulamayı şöyle yaptım. Yukarı doğru yukarı doğru. Şurada dağıttım. Hani dediğim gibi tamamen öyle bir görüntü istemiyorum. Burada yukarı doğru yavaş yavaş uyguluyorum. Çeneye de gelebiliriz. Biraz fazla olmuşum sanırım. Bu aşamada şu alanı da temizlemiş oluyorum. Yani bazı makyaj artistleri şey diyebilir. Hani böyle bir teknik var mı bilmiyorum falan değil. Ben tamamen uzman olduğumu söylemedim. O yüzden bazı teknikler kendi açımdan yaptığım teknikler. Hafif mesela fazla geldiyse bu concealer'ı biraz daha yukarı doğru kaldırarak şeklini değiştirebiliriz yüzümüzün. Şurada dik bir şekilde uygulama yapıyorum. Bakın. Daha temiz durdu en azından öyle söyleyebilirim. Sonra ne yaptık? Gözümüzün üstüne bronzerdan yine bir miktar geçelim. Ben biraz daha uygulamak istedim. Hani çok makyajlı durmuşsun istemiyorum. Mesela kahverengi falan da getirdim aslında ama uygulamayacağım onları. Hani biraz daha kendini iyi hisset makyaj istiyorum çünkü şu anda. Düşme. O yüzden en az ürünle nasıl bir makyaj yapabilirim göstermek istedim. Evet şu an çok iyi durumda. Ne kaldı? Maskara kaldı. Kalem aslında kalem çekebilirim ama ortalık çok dağılacak. Kalem çekmeyeceğim. Hayır. Ne yapacağım? Şimdi burada her şeyi kullandık. Değil mi? Aydınlatma bölümünü kullandık. Highlighter'ını kullandık. Renk eşitsizliğini kullandık. Sivilceleri kapatmak için olan kısmını kullandık. Yani ve bunu kullanan ömrü bir seneden fazla olduğu için çok mantıklı bir ürün diye düşünüyorum. Tercih edebilirsiniz. Ben de sivilce yapmadı diye hatırlıyorum. Yapsaydı hani aklıma çok kötü bir yer edinirdi. Ve şu an baktığımda sivilcelerim daha az gözüküyor diyebilirim. Şu biraz kabarcıklı olduğu için o gözükecektir zaten. Şimdi ne yapalım? Ben şok marketten şöyle bir Mon Amour olarak geçen mat liquid lipstick olarak geçen şöyle bir ürün almıştım. Dudaklara yoğun uyguladığımda bende biraz kabuklanma yapabiliyordu yani soyabiliyordu. Fakat
Bunun aslında birçok kullanım alanı var olduğunu fark ettim. Nasıl mesela derseniz. Mesela hangisini uygulamıştım? Neyse şuradan göstereyim. Bir miktar fırçamı alıyorum şöyle. Böyle fırçamla da uygulayabilirim. Ailem neredesin? Ay, fırça koptu. Olaylara bak. Neyse. Fırçayı bir değiştirmem gerekecek. Neyse böyle devam edeyim. Şöyle uyguluyorum. Bunu da aynı şekilde uygularım. Bu sanırım yanlış bir fırça tercihi oldu çünkü. Bağımsız kendini yerlere attı. Çok hafif renk versin istiyorum. Sanki yanaklarım kızarmış gibi olsun. Uygulamadan gayet iyi gözüküyor diye düşünüyorum. Hafif şurada da uyguladım. Hafif gülümsüyorum. Ya da hani bu tarz bir fırçalı uygulamak istemiyorsak çok az. Kız bitirmişim bunu. Bir dakika. Çok az uygulayacağım çünkü pigmenti yüksek. Geçen uyguladığımda kızarmıştım iyice. Çok hafif aldım. Parmaklarımla hafif yukarıya doğru ama. Tampon. Yukarıya doğru uyguladım. Yine devam ediyorum. Çabuk donabilen bir ürün çünkü. Çok fazla da almamamız gereken bir ürün bu arada. Uyguladım. Şimdi biraz şey yapmam gerekiyor. Hani elle uyguladığım için çok eşit dağılmadı. Hafiften şöyle süpürmeler yapmam gerekiyor. Ve elim demişken şey yapacağım. Dur öyle yapmayacağım. Bir dağınık fırça bulmam lazım. Fırça aldım. Uyguladım. Göz üstüme. Geçiyorum. Dağıtıyorum. Hadi böyle bir. Evet, gayet güzel duruyor. Yine aldım. Yine uyguluyorum. Dudak dışında yanaklara, gözlere bence çok daha güzel oldu. Bir miktar daha aldım. Dağıttım. Ama şu biraz daha az olduğu için bir miktar daha almam gerekiyor. Şu an daha iyi. Elim demişken nasıl olsa bunun için kullandım. Dudağı dağıtıyorum. Bakın rengine. Dudakta biraz daha nude durduğu için. Yani istediğim renk bu ama bir ton koyusu daha güzel olabilirdi. Umarım kamera doğru gösteriyordur. Çünkü şu an kamera ve ayna arasında fark olabiliyor. Böyle bir uygulama yaptım. Burada şey de yapabiliriz mesela. Nasıl anlatayım onu? Parlatıcı glosslar var. Onlardan da uygulayabiliriz. Ya da dudağı böyle bırakabiliriz. Ben bu tarz durumlarda eyeliner falan yapıyorum aslında. Şu an yapabilirim. Çünkü biraz yüzüm soluk göründü. Ne diyordum en son? Eyeliner çekeyim diyordum. Muhtemelen şu an ruj biraz soluk kaldığı için şey planlıyorum. Ruju değiştirmeyi planlıyorum. Eyeliner çekerken ne yapıyoruz? Eğer ki gözleriniz biraz daha. Kameram yine bozulmuş benim. Şarjım bitiyor. Neyse şöyle biraz daha iyi gibi. Uygularken ben biraz minik eyelineri seviyorum. Şu kuyrukla da yapıyorum gerçi de. Şöyle aldım dibinden. Hafif kaldırdım. Baktım mı minik gözükecek. Evet. Hadi bakalım inşallah bu olacak. Evet oldu. Şu an minik bir eyeliner istedim. Bozmak istemiyorum. Şu an bu yeterli bence. Ruj konusunda kararsız kaldım. Biliyorsunuz ki ben çok fazla ruj alan birisi değilim. Ya bir de daha öncelerinde çok fazla ruj aldığım için şu an pek ruj sevdam yok diyeyim size. Kırmızı rujum vardı. Şunu yapabilirim ama. Şöyle simli. Çok güzel bir ruj. Bunun üstüne uygulasam ne olur? Öyle problem olmaz. Bu biraz daha pembe tonu gibi diyebilirim. Gerçi şu an çok nüt duruyor ama. Bunun tekniğini göstermiştim size şimdi.
Kalemsiz uygulayacağız. Bu arada çok güzel meyve kokuyor. Ya şu an pek dikkate alınabilecek bir görüntüde değilim ama. Şu an duruş nasıl duruyor? Güzel fakat şu. Yalan. Ya mesela ben dudaklarıma botoks yaptırmam. Kendi fikri, şahsi fikrim. Çünkü zaten yeterince dolgun dudaklara sahibim. Bu Oflame'in bir ürünüydü. Charlotte olarak geçen. Yani bir numara göremedim. Ve hepsi çok güzel bakın bir. Çok güzel. Neyse. Biraz tedirginlik yaşadığım bir video oldu ama ne kaldı? Maskara kaldı. Allık konusunda zaten uygulamıştım. Allığı da Amor markası, Türk markası olan Şok Market'te denediğim bir ürün. Bunu ben allık olarak uyguladım. Ve zaten çok belirgin, çok yoğun allıklar kullanmadığım için ben de okey oldu. Hatta gözlüklerimi uyguladım ve dudaklarımı uygulamıştım. Fakat dudaklarda biraz daha canlı bir renk istediğim için bunu uygulamadım. Fakat bunu uygulayıp kullanımın oldu. Çok çok topaklanma olmasa kullanılabilir. Alacaksınız bu rengi hangi renk? Nude Essence 01 numarası. Bunu koyusuna bakın derim. Çok daha verim alırsınız. Bir de neredeydi? Bir tane nemlendirici göstereceğim bir dakika. O nemlendirici de Monomer markası el ve vücut losyonu. Yeşil çaylı olanı. Bence birçok cilt sever. Vücudumda kullandığım sivilce yapmadı diye hatırlıyorum. Ve hani birçok ciltimi sevebileceği ve kokusu bana ağır gelmemişti. Astım hastası biri olduğum için ağır kokular bana göre değil. Biraz daha bitki beyazlı kokuyor. Ama şunu söyleyeyim, parafin yani mineral ya ilk sıralarda, o yüzden biraz sıkıntılı gibi. Her cilt sevmeyebilir. Kuru ciltler belki yetersiz diyebilirim. Neyse. Ne kaldım? Maskara adamı kaldı. Aslında diğer maskarayı da uygulayabilirim. Fakat ben bunu uygulayayım bir. Bu Golden Rose'un Essential Full Volume Full Volume ve uzunluk olarak geçti. Sanırım Lens olarak geçen Essence Black, yani sanırım ultra siyah olarak geçiyor. İngilizcemin zayıf olduğu alanlardan bir tanesi. Neyse. Şimdi maskara uygulamasını yapıyoruz. Hafif zikzak adımlarla uygulayalım bakalım. Video çekerken maskara sürmek çok tedirgin ediyor beni. Çünkü ora buraya çok bulaşıyor. Sürerken şekilden şekle girdiğimiz için. Bu arada birçok kişi maskara sürerken ağzı açık sürdüğünü biliyor muydunuz? Şu şekilde yani. Ama en iyi verim de sanırım öyle oluyor. Bozdum üstünü. Neyse. Ay. Şu an çok daha iyi. Bu sevdiğim bir maskara. Biliyorsunuz ki keşke şu arayı düzeltebilsem. Şu an daha iyi oldu. Öbürüne geçelim mi? Bu videoyu gerçekten sonuna kadar izleyebilene. Yeterli olsun. Yani makyaj videoları genelde bilmiyorum bana mı öyle geliyor. Fazla izlenmiyor ama isterseniz böyle videolarda çekip paylaşırım tabii ki. Yani genelde benim alanım cilt bakımı olduğu için makyajda bazen başarısız gösterimler yapabiliyorum. Sorun değil, neyse. Şu alanı da elimizle ya da kuruduktan sonra kulak çubuğuyla temizleyebiliyoruz. Bitti sanırım benim anlatacaklarım. Yani telefon yine oraya buraya kaymazsa yakından bir göstereyim. Yani umarım olmuştur. Yani benim size anlatabileceklerim bu kadar. Umarım faydalanmışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Ben enerji bulmak için yaptım ve gerçekten çok eğlendim. Hani bu kadar sakarlıklara ve işte ne bileyim
Olumsuzluklara rağmen güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Biraz enerji istiyorum. Biraz geri dönüş istiyorum sizden ki ben de video çekerken biraz daha heyecanlı videolar çekeyim. Biliyorsunuz yani benim bu kanala ne kadar önem verdiğimi ki birçok insan bence bunun farkında. Lütfen arkadaşlar abone olun. Abone olmuyorsunuz bu arada. Yani emeğimin boşa gittiğini düşünüyorum bu şekilde. Birazcık vicdan oynamak gibi olmasın ama o yüzden lütfen hani bir kırmazsınız, bir abone olursunuz, bir beğeni atarsınız, ne bileyim bir yorum yazarsınız. Yorumlara çok önem veriyorum bu arada. Mutlaka bir dönüş oluyordur. İlla ki birçok kişi bunun farkındadır. Fazla uzatmayayım. Zaten şu an editlemeden bir saate yakın olmuş olabilir ya da 45 dakika kadar olmuş olabilir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Başka da size söyleyeceğim aslında şu an bir şey yok. Umarım faydalı bir video olur, eğlenceli bir video olur. Umarım hayatınızda güzel giden her şey artar. Daha az üzüldüğünüz bir zaman olur diyorum. Hepinize iyi günler, hoşça kalın.